babamın anasına. Poyrazlı lakabı, sertti, güçlüydü. Nasıl olmasındı? Hayat yüzündeki çizgilerden akıp giderken Nasırlı ellerine ağır bir yük bırakmıştı. Varı yoğu bir oğluydu. Okumalı, okumalı, adam olmalı, yüzünü güldürmeliydi Poyraz'ın. Her şey, her şey onun için, onun için demişti kendine. Emekleri boşa gitmedi. Adam oldu, adam oldu oğlu. Oldu da hem ne adamlar büyüttü, hem ne adamlar büyüttü. Poyraz huzura erdi, toprağında, toprağında dinlendi. Hayat bu sefer oğla yüklendi. Varını yoğunu adadı o da, mutlu etmek için çocuklarını. Huzurla büyüttü yoklukta, yoklukta bile onları. İyilik, doğruluktu hep tembihleri. Ama şunu da söylerdi. Mutlaka, mutlaka fark yaratmalıydı. Fark yaratmalı. Onu dinlerdi küçük kızı. Hiç kırmazdı babasını, bilirdi. Bilirdi kendisiyle onun gurur duyduğunu. Söz verdi özüne, yolundan gideceğini. Yıllar, yıllar sonra babasını ana kucağına uğurladı. Artık verdiği sözleri tutmanın zamanıydı. Önce iyilik yapmalı, sonra mutlu olmalıydı. Ama mutlaka, mutlaka fark yaratmalıydı. Fark. Hayat onu da yordu. Ancak yolundan edemedi. İyiliğin yolunda mutluluğa ulaştı. Geriye bir şey kalmıştı. Ortaya koymalıydı farkını. Herkes içinde bir mucizeyle yaşar diyordu. Bunu varoluşun amacı olarak görüyordu. O bir gün mucizesine kavuştu. İsimsiz duyguların sesi oldu. Şimdi gece gündüz yazıyor yazı. Poyraz'ın torunu, Ayvaz'ın kızı. Poyraz'ın torunu, Ayvaz'ın kızı. Geçen geçti, giden gitti. Arkana bakmadan yürümelisin. Umut ektiğin yollarında dikenler bitti. Yıkılmayacaksın, yorulmayacaksın. Dikenlere takılıp düştükçe acıyacak, acıyacak canın. Kanayacak, kanayacak yaraların. Ama şunu bil ki, kanından açacak güllerin. Kanından akacak, kanından açacak güllerin. Kanından açacak güllerin. Kanından açacak güllerin. Kanından akacak, açacak güllerin. Kanından açacak güllerin.